Dün Avrupa Birliği Liderler Zirvesi vardı ve gündem Doğu Akdeniz'di. Bu konuya dair zirveden bazı sonuç bildirgesinde kararlar açıklanmıştı. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan o kararlara tepki var. Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Bazı olumlu unsurlar içeriyor kararlar ama kararların birçok bölümünün gerçekten kopuk olduğunun altı çizildi. Başka neler söylendi? O kararlarda neler vardı? Bu konuya dair ayrıntılarla başlayalım. Ankara'dan Sena Alkan bu sorunun yanıtını verecek bize. Sena'dan dinleyelim. Sultan Dışişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada olumlu unsurları not etti elbette, ancak gerçeklerden kopuk noktaları da tek tek detaylandırmış. Açıklamaya baktığımızda bir yandan bazı AB ülkeleri ülkemizle ilişkileri geliştirmek isterken diğer yandan Yunan-Rum ikilisinin AB-Türkiye ilişkilerinin nasıl rehin aldığının örneğidir bu metin ifadeleri kullanılıyor. Metinde istikşafi görüşmelere yeniden başlanması kararına atıf yapılması olumlu. Ancak görüşmeler sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılması değil, Türkiye ve Yunanistan arasındaki tüm sorunların çözülmesine mahsustur ibaresi yer alıyor. Yine zirveden çıkan sonuç bildirisinde Kıbrıs Türklerine atıf olmamasına değiniyor dışişleri. Ve bu metinde Kıbrıs Türklerine atıfta bulunulmaması, iki taraf arasında hidrokarbon kaynaklarına ilişkin hakça gelir paylaşımından bahsedilmemesi, AB'nin Kıbrıs Türklerini yok sayan zihniyetinin devam ettiğini göstermektedir ifadesi yine yer alıyor. Özellikle AB'nin zirve sonuç bildirisinde Türkiye'ye Güney Kıbrıs'la diyalog çağrısı vardı. İşte bunun içinde bir parantez açılmış. AB'nin Türkiye'ye değil Kıbrıs Rumlarına, Kıbrıs Türkleriyle görüşme yapmak için çağrıda bulunması gerekir ifadesi kullanılmış. Zira adadaki iki taraf ayrı ayrı yürüttükleri hidrokarbon faaliyetlerini koordine etmek, hakça gelir paylaşımı dahil işbirliği mekanizması kurmak için bir an önce bir araya getirilmelidir deniyor. Uzun bir açıklama yapılmış. Yine Doğu Akdeniz Konferansı'na atıf yapılmasının olumlu bulunduğu söyleniyor. Zirve kararlarında ülkemizin ve KKTC'nin hak ve çıkarları korunarak diyalog ve diplomasi yoluyla çözüm yönündeki çağrılarımız kısmen de olsa cevap bulmuş, olumlu karşılıyoruz diyor. Ancak yine Türkiye'nin beklediği vize serbestliği, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi adımların atılması yönünde de AB'ye çağrıda bulunuluyor yapılan açıklamada.